Selam gençler, kimyadasısınız, kimyadası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar ne var ne yok, umarım herkes iyidir. Evet, 11. sınıflarım için çalışmalarıma devam ediyorum ve son bir testim kalmıştı sıvı çözeltilerde. Test 8 kalmıştı, biliyorsunuz değil mi? Evet, o zaman şu ders notları kitabımızı elimize alıyoruz. Sayfa 108 ve 109'u açıyoruz beraber ve test 8'i beraber birlikte yapmamız gerekir. Haydi bakalım, o zaman ilk sorumuz gelsin. Evet, birinci soruya baktığımız zaman ne göreceğiz? Diyor ki 21.3 gram elimde sodyum sülfat tuzumuz varmış ve bu tuzla hazırlanan aslında 300 mililitrelik bir çözeltimiz var ve buradaki sodyum iyonları derişimi acaba kaç molardır demiş. Bu tarz sorularda tabii ki verilen maddeyi iyonlarına ayırmamız gerekir. Bak ne diyor? Sodyum sülfat diyor. O zaman Na2SO4 şeklinde ben bunu açıyorum tabii ki. Ortama ne bırakır? 2 tane sodyum artı 1 artı 1 tane sülfat eksi 2 iyonunu ortama bırakacak değil mi? Peki bunun molünü hemen bulmamız lazım. Çünkü derişim dediğimiz şey aslında M eşittir N bölü V değil mi? Biz hemen bunu ne yapacağız? Molünü bulmamız lazım. Peki molü nasıl bulabiliriz dersek N eşittir N bölü MA dediğimiz çok önemli bir formülümüz var, biliyoruz değil mi? 21.3'ü ben neye böleceğim? MA'sını zaten bize soruda vermiş, görüyorsun ki 142'ye böleceğim. Eğer bu 213 olsaydı tam bunun aslında görüyorsun ki yani tam böyle baktığınız zaman 1,5 katı olurdu. Ama hani bu 21.3 olunca 0.15 mol gelir. Evet, demek ki biz artık bu çözünen maddenin molünü bulduk. 0.15 mol olarak bulmuş olduk. Peki ben bunu alıyorum ve bir çözeltide üzerine su ilavesi yaparak bir çözelti oluşturuyorum. Ve çözeltimizin hacmi ne oluyormuş? 0.3 litre oluyormuş. Bakın hacim 300 mililitre, yani 0.3 litre. O zaman hemen ben buradan derişimi bulacağım. Derişim M eşittir N bölü V'dir tabii ki. 0.15'i 0.3'e böldüğünde ne gelir? Tabii ki burada bunun yarısı değil mi? Demek ki derişimimiz de bu durumda 0.5 molardır. Evet bak, derişimini biz burada bulduk. Ama bize ne soruyor? Sodyum derişimini soruyor. Bakın bir kat sayısına karşılık 0.15 molar olabilir. Ama ortama ne yapar? 2 tane sodyum verir. O zaman ortamda ne kadar sodyum iyonu vardır dersek bu da tabii ki 1 molar sodyum artı 1 iyonu vardır diyebiliriz. Peki biz zaten bunu istiyorduk. Sülfat isteseydik bu da zaten 0.5 gelecekti. Çünkü kat sayısı 1 olduğu için. O zaman biz sodyum istediğimize göre ne olur tabii ki cevabımız? D şıkkı olur deriz. 2'deyiz. Diyor ki kütlece %20'lik diyor ve öz kütlesi 1.2 gram bölü santimetre küp olan sodyum hidroksit çözeltisinden 0.2 molar 300 mililitrelik bir çözelti hazırlamak için acaba diyor ne kadar almamız gerekir? Bak çok güzel bir soru. Hemen bakın şimdi, kütlece yüzde derişim verilmiş. Bize burada öz kütlesi de verilmiş. O zaman biz bu çözeltinin tabii ki derişimini bulabiliriz. Bak derişim nasıl bulunuyordu? Şöyle bulunuyordu. M eşittir denizde yüzen 10 maymun diye kodlayabilirsiniz değil mi? Bak bu bizim için önemli bir formül. Zaten MA da burada verilmiş, görüyorsun ki çözünen maddenin MA'sı. Ben buradan derişimini bulacağım. Molar derişimini. Bak ne diyor? 1.2 demiş. Evet, D'si. Yüzdesi ne diyor? %20 çarpı 10 bölü MA'sı zaten 40 değil mi? Bak buradan gelir 2, buradan gelir 1, buradan gelir 1, buradan gelir 5. 1.2 çarpı 5'ten 6 molar. Yani bizim elimizdeki çözeltimizin başlangıç derişimi 6 molarmış. 6 molarlık bir çözelti var. Bak şimdi şöyle bir kocaman bir çözeltim var diyelim. Bunun derişimi 6 molarmış, tamam mı? Şimdi ben bunu ne istiyorum? Ben bunu 0.2 molar ve 300 mililitrelik bir çözelti haline getirmek istiyorum. O zaman demek ki burada bir seyreltme yapmam lazım. Çünkü derişimi 6'dan 0.2'ye düşürmem gerekiyor. O zaman acaba buradan kaç litre hacim alayım ki üzerine su ilavesi yaparak çözelti hacmini 300 mililitreye getireyim. Yani formülümüz o zaman şu olur. Bir seyreltme formülü. O zaman M1 çarpı V1 eşittir M2 çarpı V2 diyeceğiz. Başlangıç derişimimiz 6 molar ve mesela ben buradan V1 kadar aldım diyelim. Ve ben ne istiyorum son durumda? Bizim derişimimiz 0.2 molar olsun ve hacmimiz de 300 mililitre olsun. Bak bunu direkt 300 yazabilirsin. Çünkü işlem kolaylı olur yani bakarsan değil mi? Hani bakın burayı mililitre alırsan diğer tarafta mililitre olur. Yani litre alırsan diğer tarafta litre olur. Soruda bize zaten santimetre küp yani mililitre istediğine göre başlangıcı da biz mililitre alabiliriz. O zaman bak buradan 1'e zaten 50 gelir. 50 çarpı 0.2'den V1 ne geliyor? V1 10 mililitre. Yani şöyle ki, demek ki sen 6 molarlık bir çözeltin var ya, buradan 10 mililitre alacaksın ve üzerine çözelti hacmi tam da 300 mililitre olana kadar saf su ilavesi yapacaksın. Yani bak şöyle ki bir kap alacaksın, tamam mı? Bunun içerisine 6 molarlık çözeltiden 10 mililitre alacaksın, tamam mı? Sonra üzerine bunun su ilavesi yapacaksın ve suyun ilavesi nerede bitecek? Tam bu çözeltimizin hacmi 300 mililitre olana kadar. İşte o zaman ne olur? 300 mililitrelik ve 0.2 molarlık bir çözelti oluşturmuş olursun. Cevap da bu durumda ne geliyor? C seçeneği geliyor deriz. Haydi bakalım, 3'teyiz şimdi.
Soruda diyor ki derişimi 0.25 molar olan bir alüminyum klor çözeltimiz varmış. Bu çözeltinin normal kaynama noktası 100+2A diye bize burada belirtmiş. Buna göre diyor acaba 0.15 mol alüminyum sülfat tuzuyla hazırlanan 0.5 litre sulu çözeltinin normal kaynama noktası kaç santigrat derecedir? Evet, sorumuz bu şekilde. Peki nasıl yapacağız? Tabii ki bak, normalde deniz seviyesinde suyun kaynama noktası, normal kaynama noktası 100 santigrat derecedir. O zaman bakın ne olmuş? Alüminyum kloru burada 2A kadar artırmış. Görüyor musunuz? Bir formülümüz vardı, yükselme miktarı. Neydi o? Delta T eşittir kim diyorduk, değil mi? K çarpı I çarpı M diyorduk. Şimdi elimde ne var? Elimde alüminyum klorür var, değil mi? Görüyorsunuz ki alüminyum klorür ne kadar artırmış? 2A kadar artırmış. 2A eşittir diyeceğim. K çarpı, peki I'si kaç? Bak, bir tane alüminyum artı 3 iyonu var ve 3 tane klor eksi 1 var. Yani toplam iyon sayımız bizim ne olur? 4 tane iyon olmuş olur ve bakın burada aslında molaldir ama buradaki M değerimiz molaldir ama biz bunu kıyaslama sonra molarda yapabiliriz. Bak, derişimi neymiş? 0.25 molar. Bak, bu bizim elimizdeki ifade kalsın. Bak, görüyorsunuz ki böyle bir bağıntımız var. Diğer ifade de alüminyum sülfatmış ve bunun tabii ki molü verilmiş, görüyorsunuz ki. Aynı zamanda hacmi verilmiş. Hemen ben buradaki tabii ne yapayım, bunun derişimini bulayım. Derişim nedir? Derişim M eşittir N bölü V'dir. 0.15 molü ben 0.5'e böldüğümde, bir sayıyı 0.5'e bölmek demek onu 2 ile çarpmak demektir. Dolayısıyla 0.3 molarlık elimize ne var? Alüminyum sülfat vardır diyoruz. Peki bak, şimdi alüminyum sülfatı da biz hemen yazalım buraya, tamam mı? Alüminyum sülfatta ne olur? Delta T'yi ben bilmiyorum tabii ki. Ona X diyelim, eşittir. K zaten su için sabitimiz, K diyeceğiz. Çarpı alüminyum sülfat deyince bakın 2 tane alüminyum artı 3 iyonu ve 3 tane sülfat eksi 2 iyonu. Yani toplamda 5 tane iyonumuz var. Çarpı derişimimize 0.3 molar. Bak şimdi ben burada kıyaslama yapacağım tabii ki. Görüyor musun bak şimdi. Hani bakın burada 0.25 çarpı 4 çarpı K. Yani bakın K kadar, bak burada zaten 1 geliyor. K kadar ifade 2A kadar artırıyorsa o zaman bak burada ne olur? 1.5K değil mi burası? 1.5K ne yapar bu durumda? 3A kadar artırır. Yani o zaman bizim kaynama noktamız 100+2A. Yani K burada 2A kadar artırırsa o zaman bizim buradaki 1.5K'mız ne yapacak? 3A kadar artıracaktır. Cevap da bu durumda B şıkkı olacaktır deriz. Çünkü 100+3A'da kaynaması lazım 3A artınca. Geldik 4'e, demiş ki 1-2 katısının çözünürlüğü sıcaklıkla değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Pekala, diyor ki 10 santigrat derece sıcaklıktaki doygun çözeltimiz varmış. Bunun bir sıcaklığını 25 santigrat derece çıkarılınca çözelti kütlesinde 5 gram bir azalma meydana geliyor, demiş. Şimdi çözelti kütlesi nasıl azalır? Çözelti kütlesi deyince çözücü kütlesi artı çözünen kütlesi. Demek ki çözünen kütlesinde 5 gramlık bir azalma olması lazım ki ancak böyle olur. Yani demek ki 5 gram madde, çözünen madde ne yapar artık? Çöker diyebiliriz. Çözünen madde çöker ve çözünemez hale gelir. Niye öyle? Çünkü kural değişiyor. Bakın, sıcaklık arttıkça burada çözünürlük azalmış. Sıcaklığımız 10 santigrat dereceyken 40 gram madde çözünüyor 100 gram suda. Sıcaklık 25 santigrat derece geldiğinde 100 gram suda 15 gram madde çözünebiliyor. Demek ki böyle bir durum var. Buna göre diyor acaba çözeltide kaç gram X kalmıştır diye sormuş son durumda. Şimdi ne yapacaksınız? Öncelikle su miktarını ya da çözeltilerimizi bir analiz edelim. Mesela şöyle diyelim. Şimdi başlangıçtaki sıcaklığımız bizim arkadaşlar 10 santigrat derece ise, sıcaklığımız 10 santigrat derece ise 100 gram suda ne kadar çözünebiliyor? 100 gram suda 40 gram X çözünebiliyor. Görüyor musunuz? Sen sıcaklığı 25 santigrat derece yaparsan ne kadar çözünebiliyor 100 gram suda? Yine 100 gram suda tabii ki görüyorsun ki 15 gram X çözünebiliyor. Artık kural değişir. Peki o zaman eğer elinde 100 gram su varsa demek ki ne olur? Hani 40 gramdan 15 grama düşeceği için demek ki 25 gram X maddesi ne yapar? Çöker. Evet, 100 gram su varken 25 gram X çöküyor. Peki demiş ki 5 gram X çöksün. Yani 5 gram kütle azalsın. O zaman 5 gram X çökebiliyorsa suyumuzun kütlesi ne kadar olması lazım? Demek ki 20 gram su olması lazım. He, demek ki olay şu. Bak, onu söyleyeyim. Mesela benim elimde 10 santigrat derece bir çözeltim vardı. Neydi kuralı? Diyordu ki 100 gram suda sen ne çözersin? 40 gram madde çözersin. Ama sende kaç gram su varmış? 20 gram su varmış. O zaman demek ki 20 gram su var ve bunun çözebileceği madde miktarı da 8 gram madde. Senin elindeki madde buydu. Tamam mı? 20 gram su vardı ve 8 gram da bunda çözünebilen madde vardı. Sonra sen sıcaklığı 25 santigrat dereceye çıkardın ama 25 santigrat derece kuralı farklı. Diyor ki 25 santigrat derecede sen 100 gram suda maksimum 15 gram madde çözebilirsin. Ama sende 20 gram su var. 20 gram suda ne kadar çözebilirsin? Tabii ki 3 gram madde çözebilirsin. Evet. Bak ne olur? 8 gram vardı. 5'e düştüğüne göre çözünen, 3'e düştüğüne göre yani 5 gram ne yaptı? Çöktü diyebiliriz.
Evet, bak şimdi demek ki elimizdeki çözelti son durumda bu. Bize ne soruyor? Son durumdaki çözeltide kaç gram x katısı kalmıştır diye soruyor. Bakın çözelti diyorsa çözelti de çözünen demektir. Yani toplam 8 gram vardı. 5 gramı dibe çöktüğüne göre 3 gram ne var? Çözeltimizin içerisinde var. Cevap da bu durumda. C seçeneği gelir. Geldik 5'e. Demiş ki 22.2 gram x'ye 2 tuzumuz varmış ve bunun 200 gramlık suda çözünmesiyle hazırlanan bir çözeltimiz 1 atm dış basınçta 101.56 santigrat derecede kaynıyormuş. Buna göre acaba x2'nin mol kütlesi nedir diye sormuş. Şimdi normalde saf su deniz seviyesinde yani 1 atm basınçta 100 santigrat derecede kaynar, öyle değil mi? Peki ne zaman kaynamış? 101.56'da kaynamış. Demek ki burada 1.56 ne olmuş? Artma miktarı var. Şimdi bizim burada neydi o formülümüz? Delta T eşittir kim? Yani K çarpı I çarpı M formülünü ben buraya yazabilirim. Peki benim buradaki delta T'im neymiş? 1.56, bakın yükselme miktarı odur. K'mız ne vermiş bakın zaten o sabitimiz 0.52. Peki i'miz ne? Bakın elimde x'ye 2 maddesi var ya. X'ye 2 maddesi ne yapar? X artı 2 ve y eksi 1 şeklinde. Bak ne yapar? Toplamda 1 artı 2'den 3 tane iyon veriyor. Yani i değerimiz 3'tür. Ben buradan ne yapacağım? Molal derişimini bulacağım. Evet. Şimdi bu durumda bakın ne olur? Burası kalır 3. Burası kalır 1. Pardon 3 olur mu? Burası kalır 3. 3 nerede gider? Görüyorsunuz ki. Evet 1 molar. Evet. Demek ki derişimiz 1 molar. Peki bu neydi? Bak çözünen maddenin molü bölü kilogram su demek değil miydi? Evet. Peki bak 1 eşittir diyeceğim. Çözünen maddenin molü kim? X2'nin molü tabii ki. Bu durumda ne kadar suymuş? 0.2 kilogram değil mi? Çünkü görüyorsunuz ki 200 gram 1000'e böldüğümüz zaman 0.2 kilogram gelir. İçler dışlar çarpımından demek ki elimde 0.2 mol XY2 var. Ve bu kaç grammış? 22.2 grammış. Evet bak 0.2 mol XY2 22.2 gramsa acaba 1 mol XY2 kaç gramdır? Tabii ki arkadaşlar buradan MA çıkabilir işte buradan baktığınız zaman. Buradan da 111 gram yani 1 molü 111 gramsa MA mol kütlesi de bu olmuş olur. Cevapta E seçeneği geldi. 6'dayız. Şimdi elimizde görüyorsunuz ki 2 tane çözeltimiz var. Birincisi 200 mililitrelik 0.2 molarlık sodyum nitrat çözeltisi görüyorsunuz ki. Diğer maddemiz de gene hani yine bakın nitrat iyonu içeren ama 300 mililitrelik ve 0.4 molarlık görüyorsunuz ki neymiş? Demir nitrat çözeltisi. Şimdi buradaki karışım sonucunda diyor ki acaba demir ve nitrat iyonları derişimi kaç molardır? Bakın şimdi burada şunu söylemiştik daha önce derslerimizi hatırlarsınız. Derişim bir orandır. Toplayamayız bunu direkt ama bakın derişimin formülü nedir? Hani biliyorsunuz ki mol bölü hacim. O zaman biz burada gelen molleri toplarsak toplam hacime de bölersek ne olur bu durumda? Sondaki çözeltilerin derişimden ayrı ayrı bulabiliyoruz. Şimdi benim elimde sodyum nitrat var ya. Demek ki ben burada molden yola çıkacağım. Tabii ki bakın sodyum nitratı hemen iyonlaştırmanız gerekir. Sodyum nitrat deyince sodyum artı 1 ve nitrat eksi 1 şeklinde ben bunu direkt böyle açıyorum. Şimdi burada demiş ki 0.2 molar. Bakın derişim 0.2 molarmış. Hacim de 200 mililitre yani 0.2 litre. İkisini çarparsak bak derişim belli, hacim belli. İkisini çarparsak biz burada molü buluruz ki nedir? 0.04 mol. Yani çözelti içerisinde çözünen maddemizin mol sayısı bu. Çünkü bakın M eşittir N bölü V yaptığımda mol dediğimiz şey aslında derişimle hacmin çarpımıdır. Evet çözünen maddenin molünü bulduk. Biz bak ne istiyoruz? Hepsini bulayım fark etmez gerçi. 1'e karşılık 0.04 mol ise 1'e karşılık sodyum iyonları derişimi 0.04 moldür. Nitrat iyonları derişiminde burada ne gelir? 0.04 mol gelir. Bak bunu böyle hallettik. Peki diğer maddemiz kim? O da tabii ki demir 3 nitrat. Bak bunu da açmamız lazım tabii ki. Demir 3 nitrat dediğimde şöyle bakacağım tabii ki. Demir yükseltgen basamağı artı 3 artı 3 tane nitrat eksi 1 yazacağım. Şimdi bunun derişimi ne vermiş? Bak derişim 0.4 molar verilmiş. Hacim ne verilmiş? 0.3 litre verilmiş. İkisini çarparsam molü bulurum. Yani 0.12 mol buradaki maddeniz. Bak 1'e karşılık bu kadar mol ise 1'e karşılık 0.12 mol'lük demir artı 3. Evet 0.12 mol'lük demir artı 3 iyonu ve 3 çarpı 0.12'den de 0.36 mol'lük de elimde nitrat var. Görüyor musunuz? Peki şimdi ben burada demir iyonları derişimi bulayım. Demir iyonları derişimi ne olur? Demir ortamının, demir iyonlarının hepsinin ortamdaki mol sayısı bölü çözelti hacmi. Ne kadar var demir? Sadece şuradan geliyor. Yani 0.12 mol'lük bir madde var. 0.12 mol bölü hacim ne kadar? Toplam hacim. Bakın 200 mililitre birinci kap,
300 mililitre ikinci kap toplarsak da 500 mililitre. Yani 0.5 litre gelir. O zaman böldüğümüz zaman ne gelir? 0.24 molar elimde ne var? Demir artı 3 var. Bak bunu yakaladık. Peki devam edelim. Nitratı bakalım. Nitrat derişimine baktığımız zaman da nitrat nereden geliyor? İki yerden geliyor yalnız. Yukarıdan gelen 0.04 mol. Aşağıdan da gelen 0.36 mol. Toplarsak ne gelir? 0.40 mol gelir. Evet. Ve toplam hacim de zaten aynı hacim. 0.5 litre. Evet. O zaman buradan ne gelir? 0.80 molar gelir. Evet. O yüzden cevap da bu duruma bakarsanız incelediğimde D seçeneği olarak karşıma geliyor. Geldim 7'ye. Demiş ki erişkin bir bireyin günlük alması gereken potasyum iyon miktarı yaklaşık olarak 1.95 gramdır. Buna göre Elif ihtiyacı olan tüm potasyumu İyon derişimi 390 ppm olan maden suyundan almak istiyormuş. Buna göre Elif acaba bu maden suyundan kaç mililitre içmelidir diye sormuş. Şimdi öncelikle alması gereken madde ne kadar? 1.95 gram. Bunu böyle bir yere koyalım ve yazalım. Bak bu kadar potasyum almalı. Peki 390 ppm demek ne demektir? Ppm milyonda bir kısımdır. Çok çok küçük bir ifadedir ama şunu anlatayım ben size. Gençler bu şudur. 1 litre çözelti içerisinde yani o hani içtiği o maden suyu var ya her 1 litre çözeltide her 1 litre maden suyunda aslında nedir o? 390 miligram aslında potasyum artı 1 var demektir. Bunu anlatıyor bize. Ama bakın burada gram var. Burada miligram var. Daha sempatik hale getirmek için. Bakın zaten şeydi değil mi? 1 miligram aslında 10 üzeri eksi 3 gram oluyor ya. O zaman burada şöyle bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben şu 1.95 gramı 1000 ile çarparsam ne olur? 1950 miligram olur. Yani ben aslında bu kadar almak istiyorum. Peki benim çözeltimde yani benim buradaki maden suyumda ne var? Her bir litresinde 390 miligram var. O zaman demek ki her bir litre çözeltide 390 miligram varsa 1950 miligram potasyuma kadar yani potasyum almak için kaç litre çözeltiden içmem gerekir? Görüyor musunuz? Evet buradan içler dışlar çarpmak ne olur? Burada 5 litre olur. 5 litrelik bir maden suyu içmesi gerekiyor Elif'in demek ki. Peki burada diyor ama bize kaç mililitre lazım? Biz zaten 1 litre 1000 mililitre olduğuna göre demek ki bu 5000 mililitre demektir ve cevap da burada E seçeneği gelir. Geldik 8'e. Diyor ki belli bir sıcaklıkta bulunan kütlece %20'lik sodyum hidroksit sulu çözeltisinde sodyum hidroksit derişimi kaç molaldır demiş. Bakın şimdi bize kütlece yüzde derişimi vermiş. Buradan yola çıkarak biz molal derişimini bulabiliriz. Ama molalin önceki formülü bir yazalım. Molal demek neydi? Çözünen maddenin molü ki buradaki çözünen maddemiz sodyum hidroksittir. Bölü çözücünün kilogramı ki buradaki çözücümüz de kilogram sudur. Şimdi ben ne istiyorum? Bakın mesela bakın bu tarz sorularda sayı verebilirsiniz. Hiç problem değil. İşlem kolaylığı olması açısından 100 diyeyim. Mesela elimde 100 gram çözelti olsun. 100 gram çözeltimiz neymiş? Bakın kütlece %20'likmiş. Yani 20 bölü 100 yaparsanız buradan aslında olayı şöyle görürsünüz. Demek ki burada 100 gram çözeltide ne vardır? 20 gram çözünen sodyum hidroksit vardır. Geri kalan da 80 gram kim olur? Tabii ki su olur. Öyle değil mi? Bakın bu çözünen maddemiz. Evet. Buradaki su da zaten çözücümüz. Evet. Peki 20 gram sodyum hidroksit kaç moldür? Zaten 1 molü bakın sodyum 23, oksijen 16, hidrojen 1 toplam 40. 1 molü 40 gramsa eğer o zaman 20 gramı kaç moldür? Tabii ki bunun yarısı yani elinde 0.5 mol var. Yani elinde 0.5 mol sodyum hidroksit olduğunda ne kadar su varmış? 80 gram su varmış ki 80 gram da bunu biz tabii ki 1000'e bölersek 80 bölü 1000 kilogram olur ki bak buradan da zaten görüyorsunuz ki ne gelir işte 8 bölü 100 gibi bir değer. Hatta bölebiliriz aslında bunu baktığınız zaman ne olur 4'e bölsek 2 bölü 25 değil mi? Öyle bir şey olur mu? Olmaz. Olur tabii ki. 2 bölü 25 kilogram gibi bir değer gelecektir. Peki burada ben şimdi yerine koyacağım artık yerine. Arkadaşlar yerine koyarsak yapabiliriz diye düşünüyorum. Ne kadar mol bulduk? 0.5 mol bulduk. Peki ne kadar suyumuzda? 2 bölü 25. Evet olay bu. Bunu çözeceksiniz işte. Evet buradan ne olur? 12.5 bölü 2'den 6.25 molal gelir. Ki şıklara bakıyorum ki C şık olarak karşıma geldi ve bu şekilde ben bunu çözdüm. Ha ben burada 100 gram çözelti aldım. Hiç fark etmez. 200 gram da alsanız, 500 gram da alsaydınız gene aynı oranı bulacaktınız ve aynı sayı olacaktı. Ben 100 gram olarak tabii ki kolaylık olsun diye 100'ü aldım. 9'dayız. Diyor ki 20 santigrat derecede elimizde saf metanol varmış ve bunun buhar basıncının 100 milimetre civa. Saf suyun da buhar basıncını 20 milimetre civa olarak bize vermiş.
Ve ben bunları ne yapıyorum? Karıştırıyorum. Ne yapıyorum? 6.4 gram metanol alıyorum ve 5.4 gram da su alıyorum. Oluşan karışımın da buhar basıncını ben soruyorum. Şimdi neydi olayımız? Çözeltimizin buhar basıncı dediğim zaman ne anlıyorduk? Şunu anlıyorduk. Suyun saf haldeki buhar basıncı çarpı suyun mol kesri artı hangi madde? Metanol. Metanolün oradaki saf haldeki buhar basıncı çarpı x metanol olarak ben buna yazacağım. Peki x dediğimiz şey neydi? X mol kesriydi. Hangi maddenin molü ise, mesela A maddesinin molü diyelim. A maddesinin biz mol kesrini istiyorsak A maddesinin molünü toplam o karışımdaki ne kadar madde varsa onlara bölüyorduk, değil mi? Bak bunu böyle yazıyoruz. O zaman bize burada mol gerekiyor tabii ki. Hemen tabii ki metanolün molünü bulalım. Metanolün molü nedir dersek arkadaşlar kaç gram vermiş? 6.4 gram vermiş. 6.4'ü MA'sına böleceğim. Bakın CH3OH. Çünkü N eşittir M bölü MA dediğimiz çok değerli bir formülümüz var. Kütleyi MA'sına böleceğim. Bir tane karbon var 12. 4 de hidrojen artı 16. 32 gelir. Bak buradan kaç mol geliyor? 0.2 mol elimde metanol var. Bak bunu yakalamış oldum. Aynı şekilde ne yapacağım? Tabii ki suyun da biz burada molünü bulmamız lazım. Suyun mol sayısı da kaç grammış su? Görüyorum ki 5.4 gram. 5.4'ü suyun MA'sı olan 18'e böldüğümüz zaman 0.3 mol su oldu mu? Evet, bunu da yakalamış oluyoruz. Peki şimdi ben burada ne yapacağım? Mesela x suyu bulayım. X su dediğimiz zaman suyun mol sayısı 0.3 mol bölü toplam mol sayısı. Yani 0.3 artı 0.2'den görüyorsunuz ki 3 bölü 5. Evet. Aynı şekilde metanolün mol sayısında mol kesrinde bulayım ama zaten bakın mol kesirleri toplamı aslında 1 olması lazım ki öyle olur bakın. Metanolün mol sayısı 0.2 mol. Toplam mol sayısı 0.5 mol olduğuna göre de bak buradan da 2 bölü 5. Zaten toplarsak 3 bölü 5 artı 2 bölü 5'ten 1 geliyor. Yerine koyacağım artık sayıları. Artık her şey belli. Suyun bize buhar basıncını 20 vermiş. 20 çarpı görüyorsun ki 3 bölü 5 artı diğerine vermiş arkadaşlar görüyorsunuz ki 100. 100 çarpı 2 bölü 5. İşte burası matematik zaten. Burası 4 gelir. 4 12 oluyor zaten. Burası da 1, 20, 40. Evet 52 olacak toplamda. Cevap da bu durumda B seçeneği olur deriz. Geldik 10'a. Arkadaşlar 10. soruda elimizde bir tane yarı geçirgen zar var. Ve yarı geçirgen zarı görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan kim geçebilir? Sadece su geçişi olabilir. A çözeltimiz var. A kabımızdaki çözeltimiz ve B tarafındaki çözeltimiz var. Ve bunların derişimlerine baktığımız zaman birisi %20'lik, diğeri de %40'lık şekerli su çözeltisi. Şimdi bunların aslında başlangıçtaki seviyesi eşitmiş. Ama ne olur? Tabii ki burada derişimi büyük olan B kabındaki çözelti ne yapacak? A tarafındaki çözeltiden su çekecek. Su çektikçe bunun derişimi tabii ki otomatikmen azalacak. Çünkü bunun derişimin azalması lazım. Diğer tarafta su kaybettiği için de bunun derişimi artar. Her iki tarafın derişimi eşitlenene kadar bu ozmoz olayı devam eder. Peki ne demiş şimdi? Hangisi doğrudur demiş. Diyor ki A konudaki çözeltinin ozmotik basıncı zamanla artar. Zaten bakın A konudaki bizim buradaki derişimimiz %20 ya. Ne olur? %21, %22, %23 gibi bu derişim sürekli artacak. Arttıkça ozmotik basıncı yani suyu çekme isteği de artacaktır deriz. O yüzden bu ifademiz doğru gelir. Devam edelim. A konudaki çözelti üzerine basınç uygulanırsa ters ozmoz gerçekleşir. Ters ozmoz nedir? Ters ozmoz suyun tam tersine gitmesi. Normalde su A tarafından B tarafına doğru gidiyor. Biz B tarafından A'ya doğru akmasını istiyoruz. O zaman ne yapacağız? B tarafına bir basınç uygulayacağız. Ve bu şekilde ne olur? Su diğer tarafa geçebilir. Ama diyor ki A konudaki çözelti üzerine basınç uygulayalım. Hayır olmaz. Bu ifademiz yanlış oldu. B konudaki çözeltinin seviyesi zamanla düşer. Halbuki ne oluyor? Ters ozmoz olmadığı sürece ki ters ozmoz her zaman olmaz tabii ki biliyorsunuz ki ne oluyordu? Zaten su böyle akıyordu. O yüzden arkadaşlar bu durumda su burada yükseldiği için de B kabındaki çözeltimizin hacmi artar. Zamanla su seviyesi yükselmesi gerekirdi ama yanlış düşer diyor. Bunu da biz o yüzden alamıyoruz. O yüzden buradaki doğru cevabımız nedir derseniz yalnız bir yani A seçeneğimiz olur deriz gençler. Evet. Gençler ne oldu biliyor musunuz? Sıvı çözeltileri de bitirmiş olduk. Yani tüm testlerle, tüm sorularla, tüm konu anlatımıyla beraber 11. sınıflar için çok değerli olan bir konuyu bitirdik. İçerisinde molerite vardı, molalite vardı, kütlece yüzde derişim vardı, koligatif özellikler vardı. Biliyorsunuz seyreltme, deriştirme, iyon derişimi yani yüzlerce soru çözdük bununla ilgili. İnşallah anlamışsınızdır gençler. Evet şimdi ne yapalım? Şimdi böyle arkadaşlar bizim kimya ve enerji dediğimiz çok değerli bir ünitemiz var. Ve yine kaynağımız burada. Biz burada yine kaynağımızı işleyerek tüm uygulamaları tek tek çözerek kimya ve enerji ünitesini sizlere çok iyi bir şekilde anlatmak isteriz. Haydi bakalım arkadaşlar hepinize başarılar dilerim. Görüşmek üzere hoşça kalın.